Evet arkadaşlar, fedai Grizzly geri döndü. Bunu niçin söylüyorum? Eskiden ben oyuna yeni başladığımda bu kahramanımız oyundaki en kullanışlı, en güçlü olmayabilir ama en kullanışlı kahramandı. Çünkü ayısını atardınız ve sadece beklerdiniz. Bu yüzden sırf bundan insanları vazgeçirebilmek için Epic Games bu kahraman dizilimi olayını falan getirdi yani. Sırf ondan vazgeçirmek için milleti bu kahramanı çöpe çevirmişti. Tekrar hak ettiği seviyeye Grizzly kardeşimiz gelmiş bulunmakta. Kahramanımızın becerileri klasik ayıcık, sismik darbe ve faz kayması genelde izcilerin sahip olduğu özellikler. Şok kulesi yok bunda. Avantajı, komutan avantajı inanılmaz bu yani. Birazcık daha kalayım. Ayıcığın etki süresini 12 saniye arttırır diyor. Normalde ne kadar kalıyormuş ayıcığımız? Etkisi 15 saniye sürer diyor. 25-27 saniye ayıcığımız fırlattığımızda kalıyor. 27 saniye. İnanılmaz. Peki bu kahramanımızı tekrar bu kadar güçlü yapan, kullanılabilir yapan şey ne? Tabii ki Uyumsuz Oyuncaklar serisiyle bize gelen Mutlu Yıllar özelliği. Takım avantajı daha doğrusu. Becerilerin bekleme süresini %40 azaltır diyor. Mükemmel. Şimdi bunu seçtikten sonra gelin hep beraber ekibimizi, destek ekibimizi yapmaya başlayalım arkadaşlar. Öncelikle bu Semaver isimli kahramanımızı hemen bir yerleştirelim şuraya. Özelliğini bir önceki videoda anlatmıştım ama tekrar göstereyim. Ayıcı gene hedefleri %100 ihtimalle kritik vuruş yapar ve %5 ihtimalle arızalanabilir. Ayıcık arızalandığında her atıştan sonra kendine yeni bir hedef belirler diyor. Her hedef belirlediğinde zaten kritik vurma ihtimali %100'e çıktığı için oldukça güzel hasar veriyor düşmanlara. Bundan sonra neredeydi o kahramanımız? Evet, göremiyorum da bazen. Yol açıcı Queen. Avantajı ayıcık hasarını %30 arttırması oldukça iyi. Ondan sonra arkadaşlar tekrar ayıyı güçlendirecek olan Vectorella isimli kahramanımız menzilini yükseltecek. Ayımız bunu seçince 2 kare daha. Ondan sonra tekrar şuradan gelecek olursak Saoti nerede? Ayıcık 2 saniyede bir 23 taban enerji hasarı veren lazer ışınları atar hem de gözlerinden. Bu kahramanımızı seçmezsek olmaz. Son olarak da parçacık düşkünü Jesse alacağız. Bu fedaiyi top class yapan kahramanlardan biri de bu. 39 avlamada bir bize bir yük parçacığı kazandıracağı için özellikle görevlere girdiğinizdeki son saldırıda sürekli düşmanı öldüreceksiniz ve sürekli parçacık kazanacaksınız. Parçacık kazanmanız niçin önemli? Parçacık kazandıkça ayınızı tekrar savaş alanına koyabilmeniz koyabilmenizin süresi daha da kısalacaktır. O yüzden parçacık düşkünü Jesse'de koyduktan sonra kahramanımız, takım avantajımız ve destek ekibimiz hazır. Cihazlar sabit uçan taret ve mecburen bu ekipte kullanamadığım için dağ komandosu Jansi'yi adrenalin patlamasıyla ekibimizi oldukça kullanışlı bir hale getirip ana kahramanımızı da, hatta ana kahramanımız değil ayıcığımızı yok edici hale getiriyoruz. Şimdi göreve girip ayımızın ne kadar kullanışlı olduğunu hep beraber görelim arkadaşlar. Direkt olarak karşıma bir tane Smasher çıktı. Ben şuraya şu ayımı bir atıp bakayım onu uyandırmadan öldürebileceğim mi? Yalnız ayı da gidip bambaşka bir yere ateş etti.
17 binlerde vuruyor şu anda. Bakalım süresi bitene kadar ne kadar zarar verecek. Klasik 17 bin vuruyor, güzel. 18 bin diyelim hatta. Yani gördüğünüz gibi bakın ayıyı attım. Yeni ayı kullanımı açıldı. Bu daha yeni yok oldu. Tekrar atalım. Gördüğünüz gibi. Ayının daha bir saniye şurada şey yapalım bakalım. Bir tane parçacığım vardı yalnız. O biraz daha uzun süre kalmasını sağlıyor tabii ki. Yok olduktan sonra ayımız kaç saniyemiz kalacak sağ altta göreceğiz. Dokuz saniye. Yani mesela elimizde bir tane parçacık olsa bile büyük ihtimalle tabii ki bir tane parçacık olursa 5 saniye civarında düşürmesi lazım onu. Tam onu çıkartamayacağım şu anda ama hani bir parçacık olduğunda bile elinizde bu savaş alanındayken ayımız daha kullanım şeyini bitirmeden yenisini savaş alanına atabilecek düzeye gelebiliyor arkadaşlar. Şu yukarıda da var bir tane Lemmy Smash. Gitti. Lemmy Smash abi gitti. Ardından yas tutacak halimiz yok tabii ki. Ben birkaç tane parçacık toplayabilsem aslında güzel olacak ama güle güle. Her neyse. Eğlendik. Biraz da düşman gebertelim. Evet arkadaşlar. Şunu bir atalım bakalım. Bir tane parçacığımız vardı. Yok olduğunda kaç saniyemiz kalmış olacak bakalım. Bakın bir tane parçacık vardı ve ayıcık yok olduğunda tekrar ayıcığı atabilecek seviyeye gelmişti tek bir parçacıkla. Ki başka şey nasıl diyeyim ya, bu parçacık düşkünü Jess sayesinde bu bazı şeylerde haritalarda ki saldırılarda 15 16 17 18 parçacık falan toplayabiliyorsunuz elinizde. O zaman zaten yani ayıcık daha yok olmadan yenisini atıyorsun. Yok olmadan yenisini atıyorsunuz. Bu işte bu yüzden bu kahramanımız bir de ta nereye vurdu var ya. İnanılmaz seviyede kullanışlı oluyor. İnanılmaz o kadar. Başka bir şey demeye gerek yok sanırım. Hop. Evet. Geberdin. Evet arkadaşlar ben videoyu burada bitireceğim. Fedai Grizzly oldukça kullanışlı bir kahraman ve her yerde karşınıza çıkabilecek bir kahraman. Geliştirme lamasındaki o küçük minnacık lamalar var ya, onlardan bile karşınıza çıkıyor. Neredeyse 2-3 haftada bir içerik mağazasına geliyor kendisi. Hani bulmamanız imkansız gibi bir şey bu kahramanı. Baksanız 35 bin falan çok iyi de vuruyor yani. Vah. Mükemmel. Tekrar Sledgehammer ile birlikte en sevdiğim kahraman olma yolunda emin adımlarla ilerliyor kendisi. Son kez. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın da siz niye saldırıyorsunuz bana? Görmeyeydiniz iyiydi. Videoyu bitiremiyorum. Heh. Aha daha da geliyorlar. Yeah, bring in the attack.
Bye bye.